tane diyet yaptım. Hala zayıflayamıyorum. Neden? Neden? Çünkü bakın, siz ne yapıyorsunuz? Diyet yapıyorsunuz. Ondan sonra ah ben bitti, kiloları verdim. Bundan sonra bir şey yapmayacağım diyorsunuz. Geçenlerde bir tane hastam geldi. Dedi ki hocam, dedi, ben diyet yapıyorum. Diyetimi veriyorum, sonra geri alıyorum. Neden dedi? Dedim ki sen evinde çiçek besliyor musun? Yani bakıyor musun? Bakıyoruz. E sen o çiçeği bir hafta sulama bakalım ne oluyor? Siz ne yapıyorsunuz? Diyet yaptım, kilo verdim diye artık hayat boyu bir şey yapmayacaksınız zannediyorsunuz. Eğer aynı şeyleri devam ettirmezseniz o zaman ne olur? Verdiğiniz kiloları geri alırsınız. Peki bir soracağım. Diyet devam ettirilebilir bir şey mi? Çok zor. O zaman zor olmayan bir şeyi yapın değil mi? Biz birazdan anlatacağız. Zor olmayan şey nedir? Yemek yemek değil mi? Mesela sabah herkes kahvaltı eder. Mutlaka bir kahvaltı sofrası vardır ama bakıyorum bazen etmiyorsunuz. Kahvaltı yok. Çünkü öğlene doğru kalkıyorsunuz hanımefendiler. Çünkü bütün herkesi evden gönderiyorlar. Aa, bir bakıyorum yatmışlar. Yat namazı, yani sabah namazından sonra bir yat namazı oluyor herhalde. Yatıyorlar. Ondan sonra bir bakıyorum 11'de kalkıyorlar. Sonra da ben neden kilo veremiyorum? E tabii 11'de kalkarsanız kilo veremezsiniz. Onun için sabah erkenden kahvaltı yapacaksınız. Birinci kural. Bunu yaptığınız zaman kesinlikle öğlen acıkırsınız. Zaten hep öyle diyorlar. Hocam diyor, ben sabah erken kahvaltı yapınca öğlen acıkıyorum diyor. Ha ne kadar güzel işte, acıkmışsınız. Acıkmak nedir? İyileşmenin belirtisi değil mi? Mesela bir hasta acıkınca ne yapıyorsunuz? Mutlu oluyorsunuz. Aa diyor, acıktı. Yemek istiyor. Hasta gözünü açıyor, kebap istiyorum diyor. Bütün aile mutlu. Ah diyor, iyileşmiş. Tabii can geldi. Bizimki can iyileşti geldi diyor. Tabii. Yani doğru. Demek ki vücudunuz bir şey istediği zaman korkmayın. Ama sizin vücudunuz şeker tatlı istiyorsa korkun. Çünkü orada bir yanlışlık var demektir. Yani yemek isteyen bir vücut neden şeker tatlı istesin? Hanımefendim hep peki neden şeker tatlı ister? Bir soralım. Ay hocam, ben nasıl şeker tatlı istediğimiz bütün herkesin dili olayım mı mesela? Olun. Oturuyorsun, yemeğini yiyorsun. Diyorsun ki acaba bir şey tatlı bir şeyler mi atıştırsam? Mesela çayın yanında şöyle böyle minik bir şeyler mi olsa? Minik. O minik ama... Bir de onları şeyden saymıyoruz, kaloriden saymıyoruz yani. Evet. O tatlı bir şeyi hep istiyoruz. O tatlı bir şey canımıza can katıyor. Peki ben şöyle bir örnek vereyim. Çünkü ben biliyorum ki bu örnekler insanın gerçek hayattan olduğu için mutlu oluyorlar. Çocuk işe girmiş, çalışıyor. Annesini ziyaret ediyor. Annesi diyor ki bir ihtiyacın var mı diyor. Ve boynunu büküyor. Annesi biraz para sıkıştırıyor. Ne yapıyor? Çocuk mutlu oluyor. Neden? Çünkü... Çalıştığı işte yeteri kadar ücret alamıyor. İhtiyacını görmüyor. Siz yemek yiyorsunuz. Vücut ihtiyacını alamadığı için üstüne tatlı istiyorsunuz. Halbuki yemeğin üstüne tatlı istememek ihtiyacını gördü demektir. O zaman ya yemeği az yiyorsunuz, atıştırıyorsunuz veyahut da geçiştiriyorsunuz. Bazen görüyorum öğlen bir çorba içtim yeter diyor. Biraz salata yedim yeter diyor. Olur mu yeter? Ya da hocam tam tersi, sadece sabah çok güçlü bir kahvaltı yapıyorum. Neden zayıflayamıyorum diyenler var. Ha, sabah güçlü bir kahvaltı yapıyorsun ondan sonra ama kaçta yapıyorsun? Hmm. Ya, kaçta yapıyorsun? Saat 11'de güçlü bir kahvaltı yaparsan 2'de acıkır mısın? Acıkmazsın. Sadece kahvaltı yapıyorum ve neden zayıflayamıyorum diyenler ekran başındaysa soralım. Evet. Kaçta kahvaltı yapıyorsunuz? Sadece sabah kahvaltı yapıp da bütün günü boş geçirip akşam yerseniz ne olur? Zayıflayamazsınız. Mesela yeni bir akım var. Diyorlar ki 11'de kalk kahvaltı yap, bir de akşam ye, iki öğün zayıflarsın. Hayır, zayıflayamazsın. Azaltmadan zayıflayamazsın. Ne oluyor? Sabah kahvaltı yapıyorsunuz. Vücudun günlük enerji ihtiyacı kaç diyelim? 2000. 1800. Hocam müsaadenizle kadar... şık kravatınızı düzeltebilir miyim? Şöyle biraz yan kaymış da seyircilerimiz... Oradan sevgili stüdyo şefimiz Emine kendini yırtıyor. Kocamızın ne olur kravatı yamulsa, ne olur. Adamcağızın dikkatini dağıtıyorsunuz. Eşime doğru gidiyor kravat. Eşim o tarafta ya. Hanımefendi ismi dedi ki, eşinizin özür dilerim. Ebru. Ebru Hanım. Evet. Ebru Hanım'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Mutlaka her başarılı erkeğin arkasında biliyorsunuz bir kadın vardır. Sizi sabahları o giydiriyordur. Öyle kesinlikle tahmin ediyorum. Çünkü biz kadınlar mutlaka bir yerlere karışırız. Tamam mı Emine? Rahat mıyız şimdi? Ama peki, karışsınlar değil mi? Yani kadınlar karışmadığı zaman sorun oluyor. Ben mesela bir ailede bir kadını zayıflattığım zaman bütün aile zayıflıyor. Erkek geliyor zayıflıyor. Tabii. Hiç kimse zayıflamıyor. Çünkü erkek kendine Müslüman derler ya. Bir de kendi zayıflıyor. O yüzden sizleri eğitmemiz lazım. Bu programda
çağırdığı zaman zevkle katılıyorum. Neden? Çünkü siz eğitilirseniz bütün aile tabii sağlıklı olur. Onun için de anlamamız lazım. Demin neden bahsediyorduk? Kahvaltıyı yapıyorsunuz. Bir günlük enerji ihtiyacını almadığınız için akşam acıkıyorsunuz. O zaman akşam acıkmamak için ne yapacaksınız? Kahvaltından sonra bir öğlen yemeği yiyeceksiniz. O iki yemek ancak sizi güçlendirir ve günlük enerji ihtiyacınızı bitirir. Günlük enerji ihtiyacını almadan zayıflamanız mümkün değil. Hep size bir kural söylediler. Ben de 40 yıl önce tıp fakültesinden mezun olduğum zaman onu söylediler. Burayı kapatacaksın dediler. Şişmansın, kapat. Olur mu? Şişman demek hasta demek, güçsüz demek. Eğer burayı kapatırsanız daha çok güçsüz olacak, zayıflayacak ama geri alacak. Tabii mesela orayı kapatarak, mesela hiç yemeyerek göbeğimizde ve kalçamızdaki yağların eridiğini düşünüyoruz. Aa, erimiyor. Erimiyor. Bir sürü insan erimiyor diyor. Burası erimiyor diyor. Burası erimiyor diyor. Neden erimiyor? Hocam niye en son oralara gidiyor? Mesela kalça çünkü niye hiç erimez? Bak zayıf, bak diyet yaparsın. Yüzün böyle bir büyük içine çekilir. Üst tamam. Ama o kalça, göbek, basen bütün haşmetiyle niye duruyor? Siz hiç inşaat gördünüz mü? Bu aralar çok fazla var. Çok. İnşaatta destekler vardır değil mi? Beton dökerler, o destekleri koyarlar. Peki o destekleri ne zaman çekerler? Beton kuruyunca. Yani sağlamlaşınca çekerler. Sizin göbek, kalça ve basen de sizi sağlam tutmak için oldu. Eğer siz onları çekmek istiyorsanız sağlam olmanız lazım. Bunu unutmayın. Yani o sizin desteğiniz. Nasıl koltuk değneği avcaklar düzelince olur. Değil mi? Nerede o? Kiriş mi derler hocam? Ne derler böyle? Net kiriş mi derler? Kolon. Kolonların kurumadan siz asla ve asla göbek ve kalçadan kurtulamazsınız. O zaman beden güçlü olması lazım. Bedenin güçlü olması için de diyet değil, sağlıklı beslenmek şart. O zaman da sabah erken kahvaltı edeceksiniz. Yani bunu 11'de kahvaltı edip de ben kilo vereceğim diye düşünürseniz hayal kurmuş olursunuz. 11'de olmaz. Peki hocam, ben de soyuma çekeceğim yani. İnce belli olmam mümkün olur mu? Mümkün tabii. Olmaz hocam ya. DNA zincirinde ince belli olarak bir şey var. DNA zincirinde yazan şey bizim mimari projemiz. Şimdi bir binanın mimari projesi var ama bir bakıyorsunuz bir şehirde herkes balkonunu kapatmış. Balkonda çamaşır asmışlar ya. Kapatmış. Demek ki balkonunu kapatanlar ailesindeyseniz siz de balkonlarınızı kapatıyorsunuz. İnce belli olmuyorsunuz. Yaşam şekilleri de buna etken. Mesela hep geç kalkmak. Değil mi? Demin örnek vermiştim. Lütfen bu şekilleri insanoğluna uygun olan şekilde getirin. Mesela dinimizde de ne var? Sabah ezanı var. Ondan sonra öğlen var. 5 vakit namaz var. 5 vakit namazda hareket ediyorsunuz. Ama ben birçok kişiye soruyorum. Sabah namazımı kılıyor diyor. Yatıyorum. 11'de kalkıyorum. De sabah namazı kıl yat namazı değil ki. Sabah günaydın namazı. Yani güne başla namazı. Bir de bütün ağrılarda çok önemli olan bazı vitaminler var. Mesela D vitamini. Güneşten alacağız. Eğer siz gün içinde uyuyor, akşam yaşıyorsanız o zaman onlardan da çok mahrum kalabilirsiniz. Ağrıya mahkumsunuz diyorsunuz. O zaman da ağrıya mahkumsunuz. Evet. Sonra ben neden D vitamini düşük? Mesela ben genelde baktırtıyorum, Türkiye'de herkes de düşük. Demiş ki hocam benim sadece kalçalarımda problemim var. Başka hiçbir yerimde yok ama kalçam hiç gitmiyor. Zaten hep öyleydiniz. Ne varsa şuraya toplanmış biraz. Demin genetikten bahsetmiştik ya bütün ailemde. İşte vücut fazla olan kiloları bazen kalçasına sadece, bazen sırt basenine, bazen göbeğine, bazen her yerine koyar. O yüzden sadece kalçamda problem var demeyin. Sizde problem var. O kadar basit. Ama hocam bizde problem var da mesela diyet yaptığımız zaman her yerden gider o kilolar, bir de kalçadan gitmez. Şimdi bir şey soracağım. Bir tane masa düşünün. Bu masanın bir ayağı kısaldı veya bir şey oldu. Altına bir kağıdı sıkıştırdınız. Rahatsınız. Masada çalışırken çok rahatsınız. Sallanmaz. Sallanmaz. Peki ben size bir şey soracağım. Sizin kağıt ihtiyacınız olduğu zaman o kağıdı mı alırsınız, başka bir kağıt mı alırsınız? Aa, onu oradan çıkartmam. Çıkartmazsınız değil mi? Mümkün değil. Vücutta eğer bir şeyi koydu, mesela kalçasına koydu, dengeledi. Ne kadar güzel. Artık dengedeyim diyor. Siz aç kalıp da ona enerjiyi kendinden bul dediğiniz zaman gidip de o kalçadan almıyor. Gidiyor yüzünüzden alıyor. Ay, bu kadar öyle basit. Oluyor işte. Yani, sizin de böyle oluyor. Yüzünüz böyle küçülüyor. Yüzünüz çöker.
ama kalçanız orada yerinde durur. O yüzden onu zorlamayın. Ona bir sürü kağıt verin. Bir de marangoz çağırmak. Ayşe, ama marangoz çağırmak ne demek biliyor musunuz? Vücudunuzda zaten bir usta var. Mesela ayağınız kırıldı. Doktora gittiniz. Röntgen çekildi. Aa, kırık dediler. Alçıyı aldı. Alçı mı düzeltiyor? Kendi vücudunuz mu düzeltiyor? Kendi vücudunuz düzeltiyor değil mi? Çünkü dağın başında ağa kırılırsa iki tahta arasını sıkıştırıyorsunuz. Doğru. Gene düzeliyor. Vücudunuzda bir usta var. O ustayı çağırmanıza gerek yok. Sadece o ustanın ihtiyacını görün. Yani yemek yiyin. Yemeklerde her şey var. Bir de sindirtin. Bir de bir şey aklıma geldi. Bir tane danışanım çok kızmış. Diyor ki her siz çıktığınızda televizyonu kapatıyorum. Niye? Çok fena. Dedim neden dedim. E ben dedi kilo almak istiyorum. Siz hep kilo vermek isteyenlere bahsediyorsunuz dedi. Aslında kilo almakla kilo vermek aynı şey. Aynı şeyleri yapan bir kişi kilo alabilir. Çünkü zayıf olmak da bir sorun demektir değil mi? İdealden ama uzaklaşmış. Ama kilolu olmak daha büyük sorun sanki. Hayır, aynı zayıf sorun. Zayıf olmak da kötü bir şey. Özellikle kadınlar için kemik erimesi belli bir yaştan sonra. İstemsiz kırıklar, bağışıklık sistemi, o kadar zayıf olmak da. Çünkü bir algı yönetimi var dünyada. Hayır. Herkesin zayıf olması gerekiyor gibi. Hayır, ideal şey olması lazım. Yani azı karar, tabii, çoğu zarar. Şimdi zayıf olanlar da bu programı seyrediyorlarsa onlar da benim dediklerimin aynısını yapıp kilo alabilirler. Sakın korkmasınlar. Çünkü sağlıklı olan şudur. Bir tane fizik profesörü demişti. Hocam dedi biz hep sağlama yaparız dedi. Yani tersi de olmak zorunda. Doğru. Mesela bizim anlattıklarımızda şişman bir kişi çok rahat kilo verebiliyor değil mi? O zaman zayıf bir kişi de kilo alması lazım. Doğru. Lütfen şöyle düşünün. Bütün bugüne kadar yaptığınız zayıflama çabalarını düşünün. Eğer o çabaları zayıf birisi yaptığında zayıflarsa siz kendinize zarar veriyorsunuz demektir ve hepsi geri dönmüştür. Siz daha çok kilo almışsınızdır. Hocam bu kadar zayıflatmışken şişmanlatan yiyecekleri biliyoruz da bize şişmanlatan hani, yiyecekleri bir söz var çok seviyorum. Derdi herkes biliyor sen neşeden haber ver. Çok seviyorum bu sözü. Şişmanlatan yiyecekleri biliyoruz değil mi? Tatlı yersen şişmanlarsın. Peki neden? Zayıflatan yiyecek yok mu? Neden Ayşe Hanım tatlıyı? Mesela sen tatlıyor musun? Yok. Hocam mikrofon yok. Hemen uzatalım mı? Neden şişmanlamıyor? Demek madem şişmanlatan yiyecekler. Öncelikle öğrenelim kaç kiloyuz? 45 kiloyum. 45 kilosunuz. Ben tatlı onu gördüm yiyor musunuz? Ondan. Ara sıra yiyorum ama çok istediğim zaman yiyorum. Peki ekmek, hamur işi? Yiyorum ama kilo almıyorum. Bir dakika, ekmek hamur işi yiyorsun. Evet. Meyve sever misin? Meyve seviyorum. Bakın 3 tane yaramaz grup var. Tatlı hamur işi, unlu mamuller ve meyve. Üçü de yaramazdır. Yiyor. Üçünü de yiyor, kilo almıyor. Peki neden madem şişmanlatan yiyecekler bunlar biliyoruz, neden kilo almıyor? Hocam o daha genç. Hayır, genç dozu, olduğu için dozu değil. Dozu bence. Dozundan da ziyade orada bir problem var. O nasıl siz kilo veremiyorsanız o da kilo alamıyor. Kilo alması için bu gıdalardan uzak durması lazım. Eğer uzak durursa yavaş yavaş kilo almaya başlar. Nasıl siz yavaş yavaş kilo vermeye başlarsanız da. Mesela zayıflatan yiyecekler nedir? Nedir vücudun hocam? İki tür enerjiye ihtiyacı var. Hocam şimdi söyleyecek. Bir karbonhidrat, bizim benzinimiz gibi. Nasıl arabaya benzin koyuyoruz, biz de karbonhidrat koymak zorundayız. Fakat bu karbonhidrat basit karbonhidrat olmak zorunda değil. Yani ekmek hamur işi değil. Bütün yemeklerde karbonhidrat var. Mesela bir ineğin de karbonhidrata ihtiyacı var değil mi? Tabii. Peki inek sadece saman yiyor. Ne olacak? Mesela saman yesek bir şey olur mu? Olmaz. Ama inek et ve süt üretiyor o samanla. Demek ki sindirim sistemi eğer işliyorsa her şey yolunda. İhtiyacı olan protein ve yağları da alabiliyorsa bakım da yapıyor demektir. Nasıl arabaya benzin koyuyorsunuz ama bakım yaptırmazsanız bir müddet sonra pert olur. Vücudumuzda böyle oluyor. Sadece karbonhidrat ağırlıklı beslenirsek vücut bir müddet sonra Alzheimer oluyor. Yediğiniz diğer gıdaları sindiremiyor. Çünkü enzimler kayboluyor. Enzimler ortada yok. Siz sadece hazır gıdalar alıyorsunuz. Ekmek hamur işi çok kolay enerjiye döner. Şekere döner. Enerji verir, biter. Ama protein ve yağlar olmayınca vücut gevşemeye başlıyor. Gevşeyince vücudun aldığı yük daha artıyor. Mesela eklemden bahsettik, diz ekleminden değil mi? Kilo aldığınız için değil. Az kilo alsanız bile ağrıyabilir. Eklemin çevresinde bir kapsül var.
O kapsül ne kadar sıkı olursa eklem o kadar ayrılır. Röntgen çekildiğinde dikkat edin, diz eklemi ayrıktır değil mi? Arada bir boşluk öyle vardır. Gözükür, evet. Yani bu negatif basınç. Bu negatif basıncın olması lazım. Siz o negatif basıncı sağlayabilmek için ne yapmanız lazım? Güzel gıdaları da yiyip sindirebilmeniz lazım. Eğer bir kişi ekmeksiz doymuyorsa diğer yiyecekleri sindiremiyor demektir. Mutlaka makarna pilav istiyorsa diğer yiyecekleri sindiremiyordur. Salatayla doymuyorsa gene salatayı sindiremiyor demektir. O zaman vitamin, mineral ve proteinden, yağdan fakir besleniyor demektir. Hocam hiç doymuyorsa? Hiç doymuyorsa hiçbir şeyi sindiremiyor demektir.